Hoş geldiniz. İsim? Ateş Çubuklar Michael Jackson dans takımı. Michael Jackson dansı yapacaksınız hep beraber. Evet. Biz de bekliyoruz. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler herkese. Bana göre senin solundaki arkadaş, yanlış anlamayın, hepsi çok, evet bu arkadaş. Süper bir kabiliyet. Teşekkürler Hülya'yı. Ben de dansı beğendim. Çıkar ellerimi cebinden. Böyle Hülya'nın övdü diye ne biçim durma. Dansı çok beğendim ama eğer turu geçerseniz öbür turda siyah eldivenle İstiyorum sizi çünkü çok fazla... Aslında kırmızıydı ama sonra da değiştirdim. Sen cevap verme, ben niye siyah dediğimi anladın sen. Devamlı eller... Şşşş, ne yapıyorsun ya? Evet, oylamaya geçelim. Ben sizi bir tur daha taşımam gerektiğini düşünüyorum kendi açımdan. Evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Üç evetle gidiyorsunuz. Hoşça kalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İsimler? Oğuzhan Öz. Senin? Berkan Akyürek. Tamam, bekliyoruz. Hadi başlayalım.
kimi vericar hiç haşa. Miyor dinim hiç kutudo, doyti ruho masiş kvaşa. Miyor dinim hiç kutudo, dido udona. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Oğuzhan. Efendim. Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Evet, oylamayı içlemeler. Ben evet diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Ediyorsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şarkı mı söyleyeceksiniz? Evet, şarkı söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Beyoncé'den bir parça söyleyeceğim. Bekliyoruz. To the left, to the left. To the left, to the left. Everything on in a box to the left. In the closet, that's my stuff. Yes, if I bad, baby, please don't touch. I keep looking at a mess, that's fine. Could you walk and talk at the same time? And it's my name, it's on that check. Remove your back, me call you back. Send an info that telling me how I'm such a fool. Talk about how no one ever find a man like you. You got me to stay. You must not know about me. You must know about me. I can't go without you in minutes. Matter of fact, he'll be here in minutes, baby. You must not know about me. You must not know about me. I will have another you by tomorrow. Don't
Türkçe şarkılarda da söyleyebilirim isterseniz. Orada da sesiniz bu kadar hani başarılı mı? Evet, söyleyebilirim isterseniz. Bir kubbe söyler misiniz? Sertu Peraner yanarım söyleyeceğim. Ne olur aç kapıyı, yine tat yüreğim batıyı. Yenildik mi biz masiye, aç kapıyı. Darıldık kendimize, ucu yanmış resmimize, kaybolan ümidimize, gençliğimize. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım. Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım? Yanarım. Sesin güzel ama birilerine benziyor. Benzeyince yetenek olmuyor zaten. Yani senin kendine özgü bir sesin olsa... Ben böyle düşünüyorum. Kendine özgü bir yorumun olsa sesin çok güzel. Ama hep ya Sertab'a benzetiyorsun ya Beyoncé'ye benzetiyorsun. O zaman yetenek olmuyor zaten onların aslı var. Ama sürekli hani onlardan dinlediğimiz için kulağımız da öyle alışıyor. Ama yani onların aslı var. Öyle yerleşiyor kulağımıza. Aslı tabii var ki, haklısınız. Aslı olan bir şeye yetenek diyemem ki. Ben böyle düşünüyorum. Ali abi. Ben olumlu bakıyorum. Tuğba bana bırak, hiç konuşma. Oylamaya mı geçelim? Oylamaya geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz ya? Hadi sen soracaksın, ben söyleyeceğim. Hadi abi senden başlayalım. Ben evet diyorum. Ben hayır diyorum. Buradaki arkadaşlarımızın hatırı için evet diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım seni kısaca. Emin Çiçek, Gebze'den katılıyorum. Yeteneğim freestyle futbol, top cambazlığı. Tamam, bekliyoruz.
rock a float your boat. So listen, baby girl, once you get a dose of dope, you go want some more. So listen, baby girl, when I make it, I want you there. I want you there, yeah. Ben şöyle düşünüyorum, bir kere 3 dakika kadar sürüyor herhalde, hiçbir hareketi tekrarlamadınız. Bence çok pozitif o. Yani her saniyede başka bir şey ortaya koydunuz. Demek ki bayağı kafayı takıp uğraşmışsınız. 3 dakika boyunca çok dikkatli de seyrettim. Hatalar var mı? Bence var tabii hatalar ama çok zor şeyler deniyorsunuz. Yani hiç hatasız geçtiğin o tişört numarası falan var mesela, o da çok güzel. Ben pozitif bakıyorum. Hülya ne düşünüyorsun? Ben de olumlu bakıyorum. Teşekkür ederiz. Ali abi oynayalım o zaman. Evet diyorum. Teşekkür ederiz. Hülya. Evet. Ben de evet diyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Şerif Bey, çok merak ediyoruz şovunuzu. Sağ olun, teşekkür ederim. İllüzyon yapacaksınız bizler için. İllüzyon yapacağım, evet. O zaman daha fazla beklemeyelim, sabırsızlanıyoruz. Sahneye alalım. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Çok dayı dayı. Ben illüzyonum. Efendim? İllüzyonist. İsim neydi isim? Şerif Toy. Peki, buyurun. Bir yüzük rica edeceğim. Yüzük? Evet. Yani bir şey gösterir misiniz Acun Bey'e bir zahmet? Tamam, kontrol ettim. Yüzüğü buraya bak koyuyorum. Gelir misin bir zahmet? Tutun şöyle. Şimdi ben, siz yüzüğü bana vermemek için uğraşacaksınız. Yüzüğü vermemek için uğraşacaksınız. Ben de yüzüğü almak için uğraşacağım sizden. Bir dakika. Yüzük içinde mi? Evet. Tamam, bırakın şimdi. Yüzük gitti. Şimdi bir tane kutumuz var. Açar mısınız bunu efendim? Çıkarıverin şunu, çıkartıverin. Tamam, verin lastikleri. Lastikleri de verin. Torbanın ağzı bağlı mı acaba? Evet. Hızlı bağırır mısınız? Evet. Açar mısınız torbayı? Yüzüğü gösterin bir zahmet yerine. Teşekkür ederim. Aynısı değil. Bravo. Sağ olun. Şerif abi.
Şimdi kravat numarası mı var? Vallahi kravat heyecandan sıktık herhalde, bir şeyler oldu. Çok güzel bağlamışsın zaten. Başka var mı? Başka bir numara var mı? Var. İsterseniz zamanımız varsa var. Yani ne kadar zaman ihtiyacın var? Bir dakikada, bir iki dakikada olur. Tabii. Efendim, bir kişi rica etsem yine. Bir tane bayan rica etsem. Şimdi efendim, elimde bir tane sağlam bir ipimiz var. Ben bu ipi bir şöyle yapıyorum. Bir daha böyle yapıyorum. Şuradan tutar mısınız ortasından? Gördüğünüz gibi ipin ortası. Gene bırakın, bırakın. Gene bak böyle yapıyorum. Keser misiniz bir sefer? Gördünüz ipi. Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğudur marifet. Ama bu çubuk da marifet. Tutar mısınız? Teşekkür ederim. Bunlar benim 9-10 yaşında yaptığım numaralardı. 70 yılından sonra televizyonlar çıktı. Bizim meslek bitti dedik. Bugüne kadar yapmadıktı. Bu akşam nasip oldu. Edirne'de tur atlattığımız eski polis memuru abimizi düşündüğüm zaman zaten Şerif abinin ondan geri kalan bir tarafı yok diye düşünüyorum. O yüzden evet diyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. Teşekkür ederim. Şerif abi, üç evlerinde Çanakkale'ye selamlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Türkiye'nin yeteneğini arıyoruz. Peki bu hafta neredeyiz? Bu hafta Erzurum'dayız, Atatürk Üniversitesi'nde ve yeteneksizseniz Türkiye başlıyor. Atatürk Üniversitesi'ndeyiz.
Bu üniversitenin arkadaşlar benim için çok önemli bir özelliği var. Bunu siz bilmiyorsunuz. Ben söyleyeceğim şimdi. Benim rahmetli annem ve babam bu üniversitede tanışmış. Üniversite 1'deyken tanışmışlar. Ondan sonra da üniversite öğrencisiyken evlenmişler. Ondan sonra yani ben bu üniversitenin çocuğuyum. Ve şimdi alkışlarınızla jürideki değerli arkadaşım Hülya Avşar'ı çağırıyorum. Ali Taran geliyor. Arkadaşlar şimdi de bir alkışla tanem için. Evet arkadaşlar daha fazla vakit kaybetmek istemiyoruz. Ve sizi Türkiye'nin yetenekleriyle baş başa bırakıyoruz. Yok çok güzeldi gerçekten. Teşekkür ederim. Yani uyum çok iyi, çok çalışmışsınız herhalde. Evet. Yani çok hazır gördüm sizi. Çok etkilendim. Yani müzikle, ritimle çok güzel bir atmosfer sağladınız.
Çok beğendim açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Sizin şalvarla Ali'nin şalvarı arasında evet, ne fark var? Evet, biz de az önce onu konuşuyorduk. Benimki 3X'ler, onunki medium. Acun neyi bu kadar beğendi onu anlamadım. Baştan onu söylüyorum. Uyumlarını. Uyumlarını. Evet. Ben ve bütün seyirciler. Şöyle. Uyum tamam ama hani dans, burada koreografi mi daha hani şeyde ön planda olması gerekiyordu? Yani biraz daha. Tabii. İlk başladığınız dans Kafkas. Kafkas'tı. Kafkas dansı. Folklor. Ben... Halk oyunu, folklor. Oradan hip hop, ondan sonra salsa'ya bağladık. Anladım. Ben biraz düşünmek istiyorum. Çok emin değilim. Ali abi. Yani uyum yeteneği olarak adlandırabilir miyiz bunu? Anlamadım şeyi. Olay şu şimdi. Sonuçta beraber dans ediyorlar abi. Bir senkron olması lazım. Aha. O senkronu herkes tutturamaz yani. Onu sağlamaları bir yetenek bence. Ha, uyum yeteneği. Yani... Bir şey soracağım. O Kafkas dansı yaparken üç tur attı burada beynimiz döndü. Onu da mı görmediniz? Yok, onu gördüm. Ya onu gördüm de. Üzerinde çocuk üç tur attı burada ya. Evet, onu gördüm. Acun jetlag yaz, unutmayalım. Evet. Yok canım, yani tabii ki geçen haftayı düşündüğüm zaman sizin çıta çok yükseldi. Bu arkadaşlar evet. Geçmeyebilir. Sizin ikinizin çıtası çok yukarıda. Siz o üç tane miniye evet dediniz ya, sizin çıta çok yukarıda. Bir dakika, maşallah. Bir dakika. Çocuğun dönmesi 5 saniye sürdü, bir tur dönmesi 5 saniye sürdü. Madem öyle, seyircilerden burada şimdi bu vesileyle özür dileyelim. İkimiz de iki hata yaptık. İkimiz bir, mi? İkimiz ve sen. Neden? Sen de, hayır. Kameram nerede benim kameram? Bir dakika, ben hayır dedim. Ben bir şey söyleyeceğim. Sevgili evet. Seyirciler, geçen hafta için sizden bir tek yarışma için özür diliyorum. Bir tek mi? Acun'un... bir tek. Bir dakika. Hülya. Neden? Bir şey söyleyeyim. Bence sen... Orada Edirne, Çanakkale'de olduğumuz için ve Çanakkale Üniversitesi'nin dansçıları olduğu için Acun, nedense bilmiyorum, kabul etti. Yani onlara evet dedi ki mümkün değildi yani. Ama ho, tamam, o Arya yapan kızcağızı da ya kabul şey ediyorum. Çocuk Ali burada opera gibi bir şey utandım. Söyledi, tamam mı? Bizim ekip falan sağdan soldan kaçışıyor. Ben de hani minik bir yavru, ona nasıl hayır diyeceğimizi düşünüyorum. Aa, bir anda evetler havada uçuştu. Ben şoktayım. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Şimdi şu bir gerçek, ben dalga geçiyorum ama bizim evet dememiz bir şekilde bir yarışmacı zaten şampiyon yapmıyor biliyorsunuz. Biz sadece bir tur atlatıyoruz. Unutmayın ki halk jürisi karar veriyor. Yani bizim orada evet dememiz bir yarışmacıyı zaten ne şampiyon yapıyor ne ikinci yapıyor. Bu yarışmada birinci zaten halk seçecek. Ben o yüzden dalga geçiyorum aslında. Ben ama ciddiyim valla. Bu çocuklar kusura bakmayın evet bence. Çok teşekkür ederiz. Ali abi. Ben... Bu ta koca eline giden bir şey oldu ya, oralarda koptum ben yani. Bir koca eline gidildi, orada bir şeyler konuştunuz şimdi. Bunlarla ilişkisi var mıydı o konuşma? Yok, biz aramızda dertleştik öyle. Ben dedim hani ona bağlayacağız mı oradan? O üç çocuk dediğin neymiş ya? Allah Allah. Ben ona evet dedim. Ne? Evet, o şey operacı çocuğu diyor. Hayır, operacı da geçtim. Hadi operacı da kulaklarınız o anda duymadı falan, onu da anlıyorum. Üç tane minik burada dans etti. Dinle. Üç tane, hatırlıyor musunuz? Dinle. Hülya'nın kucağına aldığı çocuk. Hülya'nın kucağına... Çocukların dansı 45 saniye. 45 saniye. Evet, ben özür diledim ama. Hangisi için? Sen de özür dile. Hangisi için? O üç çocuk için. Opera söylüyor. Devam et.
Evet. Opera söyleyeni seyrettiyseniz eğer, evet, ben gerçekten beğendim. Tamam, bir şey demiyorum. Allah Saygı Allah. Duyuyorum. Ama o üç çocuk için özür diledim. Tamam. Sen de lütfen özür diler misin? Ne için? Çanakkale'deki dansçılar için. Ben kararımın arkasındayım. Evet. Evet, ben bağımsızlığımı koruyorum. Evet. Kendi başıma karar vereceğim. Öyle üçlü, yok sen demiştin, ben demiştim, yok. Ben kendi başıma kararımı veriyorum. Evet diyorum. Artık kıymeti kalmadı. Artık kıymeti kalmadı. Bari benden nefret etmeyin diye evet diyeyim. Ne yapayım? Üç evetle uğurluyoruz. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. İsminiz, cisminiz? Ben Necmettin Yağmur. Alanya'da barmenlik yapıyorum. Neco diyorlar. Neco diye hitap ediyorlar. Neco, evet. Bize herhalde şişelerle bir gösteri yapacak. Bak, şov yapacağım. Peki. Umarım beğenirsiniz.
Çok teşekkürler, çok teşekkür ederim. Necmettin, ben farklı şeyler yaptığını gördüm. Sana olumlu bakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde çok başarılı buldum. Çok teşekkür ederim. Oylama geçelim isterseniz. Ben evet diyorum. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Ben de evet diyorum. Üç evetle uğurluyoruz o sırada. Çok teşekkür ederim. Adın? Dilan Pamukçu. Peki ne yapacaksın bize? Ben şarkı söyleyeceğim size. Peki bekliyoruz. Çok merak ediyorum acaba Acun anladı mı? Efendim? Ay Acun acaba anladı mı diyorum, hani detone oldun mu olmadın mı, nasıl söylüyorsun? Geçen defa benle çünkü buna benzer bir şeye girdi de. Mesela burada bir şey yaptı, söyle bakayım. Bu konunun uzmanı siz olduğunuz için sizi bekliyorum. Ya! İlla bir alacağım.
sıcak alkışım. Elbet bir gün. Kafa sesini iyi kullandı ama kafa sesini. Hayır, vallahi, orada gerçek söylüyorum. Şiir kafa sesini kullanıyor. Şiire geçer, sözlü, müziksiz, şiir, daha doğrusu sözle. Okuyup biliyor musun ya, ne yapıyorsun? Hayır, çocuk bildiğinde unutacak. Acı. Ya. Evet. Şaka yapayım. Bir ara şiire geçti. Tamam. Sonunda cümleyi kurdum. Sonra tekrar aynı ses tonunu bulup şarkıya devam edebilmem bile benim için yeterliydi. Oh, söyledi. Ali abi. Ya ben oylamaya geçersek şey yapacağım. Öyle mi? Oyumu vereceğim yani. Peki o zaman benle başlayalım. Kendi açımdan değerlendiriyorum. Ben hayır diyorum. Söylüyorum, anlamıyor diye ama. Bana mı? Sıra sende. Ben evet diyorum. Ben de evet diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sen kocayıp kalmazsın. Yaşın küçük. El kıymeti bilmezsin. Bu sene de evde kal hatun kızım. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim? Sol. Ne? İsim Fazıl. Lise mi zannettim dediniz de o yüzden. Ha, lise son. Benimki Roşhat ismim. Nereden geliyorsunuz? Biz Erzurum. Erzurum.
düşündünüz bütün bunları? Şöyle bir şey var, oyun başka birinin ama biz böyle uyarladık. Haşmet Zeybek'in yani yazdığı... Yani her şeyi kendimiz yaptık. Dünya'da Davul isimli oyun, Haşmet Zeybek. Onu farklılaştırdık yani parodi şeklinde. Aa, parodi halinde. Evet. Kendimiz yaptık yani bu şeyleri filan. Yani ses tonu farklı. Evet. Farklı. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Yani güzel bir eğlencelik. Yani seyretmesi de zevkli. Fakat biraz tatil köyü animasyonu tadında geldi bana. Yani. Hülya. Benim... Bir dakika. Erzurumlu oldukları için mi evet? Ne için evet? Ben açıkçası ben beğendim valla. Oylamaya geçelim isterseniz. Arkadaşlar ben hayır diyorum. Evet. Ben de hayır diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Ya Allah Allah. Aa, yakışıklıymışsın ya. Sağ olun. Ben de bir açım. Tamam sen de yakışıklıymışsın. Teşekkür ederim sağ olun. Üzüldük. Yani. Öyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Almanya. Dur şehrini tahmin edeyim. Efendim? Şehrini tahmin edeceğim. Paris. Almanya mı? Söyle nereden geliyorsun? Şehri söyle. Stuttgart. 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 Adın ne? Enes. Ne yapacaksın? Beatbox. Ya sağlam rakiplerin var. Haberini almışsındır. Evet. Haberi gelmiştir Almanya'ya, geldi. Değil mi? Geldi. Sen hadi. Almanya'dan sırf bu yarışma için geldin, değil mi? Evet. Almanya'dan Erzurum'a. Teşekkürler. Seni bekliyoruz. Almanya selam yollayabilir miyim Acun abi? Tabii tabii. Göppingen, Stuttgart, Göppingen'e selamlarımı yollamak istiyorum. Ve Denizli'ye, Isparta'ya, İstanbul'a. Güzel. Teşekkür ederim. Ladies and gentlemen, this is the godfather of beatbox.
Çok zor sesle çıkarttığım için su gerekiyor, özür dilerim. Hemen. Su molası. Enes, şöyle söyleyeyim. Bence çok ciddi bir yeteneğin var. Fakat şurada bir hata yapmışsın sen. Popüler şarkıları seslendirmedin. Bak şimdi beatbox olayındaki olay nedir biliyor musun? Bence yani. Sonuçta herkes beatbox uzmanı değil. Sen bir kitleye karşı bir yarışma programındaysan, o kitleyi heyecanlandıracak sesleri yapman lazım ki seyirci ona göre "Aa, bu şarkının aynısı" desin. Biz senin çıkardığın elektronik müzik seslerinin hiçbirini zaten bilmediğimiz için bu sefer sadece o sesleri duyabiliyoruz. Anlatabildim mi? Evet Ali abi. Affi der Zeyn ama ben hayır diyorum. Efekt olarak belki başarılı olabilirsiniz ama burada yani burada bu herkesin coşması gerekirdi diye düşünüyorum. Onun için hayır demek zorundayım. Yani bütün Stuttgart'a selamlar. Ben senin tekniğini gerçekten çok beğendim. Başarılısın, bir kez daha söylüyorum. Zaten iki hayır aldın. Ben Almanya'ya moralli dön diye evet diyorum yine de. Burası tamamen kuru ya. Burada nem oranı kaçtır? Nem oranı nedir burada? Hayır. Çok düşük. Ondan da ağzı kuruyor normal olarak. Ya sen, hayır, sen de burada oksijen gelene... az, nem oranını düşük. Abi Erzurum burası ya. Herkes mutlu abi burada. Otele geldik, burada oksijen az diyor. Abi, oksijen az... Duyulmuyor ki sesin, benimki duyuluyor. Bak şimdi, bir şey söyleyeceğim. Birimiz de ilk gelişi Erzurum'a. Hayır. Evet. Hayır, öyle daha önce konser verdim. Hayır, hayır, gönlü hep buradaydı. Oksijen az burada demiyor muydun otelde? Burası oksijeni azdır filan. Buranın... Ben senden öğrendim. Ali abi, hayır, buranın oksijeni az ama özdür. Heh. Bir şey söyleyeyim mi? Yarın Kars'a gidelim, Kars'ta da aynı şeyi söyleyecek. Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Size, size ben Erzurumluyum dedi mi? Evet. Bir dakika. Yok. Altın! 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 Altın!
salondaki arkadaşlarımızdan var mısın yok musun seyreden olduysa ben en az var mısın yok musun en az 10 kere Erzurumlu olduğumu söyledim. Arkadaşlar benim soyadım ne soyadım? Kardeşi, rahmetli babamın kardeşi, eski Erzurum milletvekili Mustafa Ilıcalı'yı tanıştırayım. Annem babam bu okulda tanıştı diyorum. Hala Erzurumlumla tartışıyorsun. Erzurumluyum, kabullen bunu. Ve bununla da gurur duyuyorum. Misafirimizdir. Seviyoruz. Bize o yakışır. Başımız üstü. Dünya! 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 İstemiyorum. Dünya! Dünya! Her zaman. İstemiyorum. Her zaman misafirimiz başımız üzerindedir. Bir dakika. Ya sus yahu. Bir şey söyleyeceğim. Burada herkes Erzurumlu değil ama değil mi? Olmayanlar, olmayanlar. Hayır. Erzurumlar nerede? Erzurumlar. Salon kalabalık. Anladım. Sizler de Acun gibisiniz anlıyorum. Biz arkadaşlar biz Hülya'yı bağrımıza basalım o da bizi seviyor. Ya git kardeşim ya. Allah Allah ya. Yarışmacı geldi gidiyor hala bir saattir konuşuyor böyle. Lütfen şimdi. Yeni yarışmacı yollar mısınız arkadaşlar? Şimdi yanımda bir grup var. Yetenekleri konusunda bir şey diyemem. Ama eğlenceli ve renkli tipler olduğunuzu tahmin ediyorum buradaki hareketlerden. İyiyim, iyiyim tanımda. Peki ne yapacaksınız? Bugün şarkı söyleyecek misiniz? Sadece müzik. Erzurum'u sallayacağız diye düşünüyoruz. Erzurum'u sallayacağız. O kadar fazla bir şey değil. Ege saçlar falan. Çok cool yalnız. Erzurum merhaba. Merhaba. Merhaba efendim. Adın? Orçun Nalcı. Orçun, öğrencisiniz. Öğrenci değil, aslında öğrenci gibiyim. Çalışıyorum, değişik. Öğrenci gibisin, çalışıyorsun. Ya açık öğretimden liseyi okuyorum. Anladım. Yaşım 17. Tamam. 17 yaşındayım. O senden uzağa doğru kaçan arkadaşın ne iş yapıyor? Biri gitar çalıyor, biri de bendir çalıyor. Onlar da öğrenci mi? Öğrenci. Onlar turizmde okuyor. Tamam. Kendileri konuşsun isterseniz. Sen konuşsan olur mu? Efendim? Sen konuşsan olur mu? Ne? Sen konuşsan olur mu? Peruk diyor, kendinin mi diyor peruk, kendinin mi diyor? Bir alem Orçun. Ya kusura bakmayın heyecanlıyım o yüzden böyle. İşte. Orçun. Ne yapacaksınız Orçun? Ne yapacaksınız? Ya biz Mavi Mavi Masmavi diye bir şarkı var. Arabesk. Biz bunu coverladık. Blues tarzı yapmaya çalıştık. Size de bugün bunu çalacağız.
Peki, güzel olur. Blues'dan da anlarım. Yıllardır bir özlemdim. Yanıp durdu varımda. Yıllardır bir özlemdim. Yanıp durdu varımda. Tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda. Tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda. Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimin yari? Bir gördüm aşık oldum, gelen kimin yari? Hayat denen bu yolda yürürken adım adım. Hayat denen bu yolda yürürken adım adım. Kimin yari? Sağ olun, teşekkürler. Bence çok güzel bir fikir bu şarkıyı blues yapmak, ama sanki senin söyleyişin daha tipik olsaydı diye düşünüyorum. Neydi buradaki yetenek diye biraz belki sizler söyleyince ben de uyanabilirim. Bence Hülya'nın da yorumlaması lazım. Yeteneği ben de hani tam nerede yetenek aramalıyız? Şarkıyı bu şekilde okuyor olmanız mı? Yoksa blues olarak okuyor olmanız mı? Ya da ya ne, bunu bir fikir, bu fikri kimse bulmadı şimdiye kadar, biz bulduk mu diyorsunuz? Ya bunu ilk olarak biz yaptık tabii, ama şimdi şöyle bir durum da var. 2 yıllık gitar çalan adamlar için bence oldukça yetenek. Orçun, ben şöyle düşünüyorum. Yani 2 yıllık gitar çalan için İyi olabilir belki, ama biz 2 yılda gitarını iyi ilerletmiş insan aramıyoruz zaten. Yani burada şöyle bir olay var. Şimdi 2 yıldır gitar çalıp çok iyi bir gelişme göstermiş olabilirsiniz. Ona evet de Türkiye'nin en yeteneklisi 2 yıldır gitar çalan bir arkadaşımız olamaz. Yok, bunu iddia etmiyoruz zaten. Bak şimdi buradaki olay şu. Bence güzel bir müzik yaptınız. Tamam, hani dinledik evet. Ama hani Türkiye'nin en yeteneklisini aradığımız bir yarışmada biz şu anda yani o derece heyecanlanmadık gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum? İyi yoldasınız evet. İyi gidiyorsunuz evet. Ama hani bu yarışmayı kazanan siz olur musunuz? Bence olmazsınız yani. Benim şahsi görüşüm o. Aynen. Oylamayın için Ali abi. Ben hayır diyorum. Ben de hayır diyorum. Orçun, yani müzik şevkinizi kırmış olmayalım. Ha, beğendik ama dediğim gibi hani çok zirveye taşıyamayacağız. Ben de hayır diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Sizi çok daha neşeli ve farklı karşılamak isterdim. Ne yazık ki. Olsun ya. Bu da güzel. Ya çok... Buraya kadar geldik. Bu kadar insan tanıdı bizi. Biz bir sürü insan tanıdık. Çok güzel bir şey bu yani. Bizim ben için. Çok keyifle izledim, dinledim. Ben de keyifle çaldım. Peki o zaman. Hepimiz tanıştık. Erzurum'da mutluyuz, öyle değil mi? Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Hoş geldin. Ne kadar zarif görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. İsmin ne? Elif Zeynep Celep. İstanbul'dan mı katılıyorsun? Antalya. Antalya'dan. Elif'ciğim, bize herhalde dans etmeyeceksin, jimnastik hareketleri göstereceksin evet, anladığım kadarıyla. Evet, ritmik jimnastik. Kaç yaşındasın? 16. Bekliyoruz, hadi. Ne eğitimi aldın sen? Ritmik jimnastik. Eğitimini aldın? Evet. Nereden? Antalya'da, spor kulübü. Sırf spor kulübünden bu hale geldiysen, yani demek inanılmaz bir yeteneği var evet. Bence yani. Evet. Teşekkür ederim. Yani gençliği spora teşvik etmesi açısından da bence çok güzel bir olay. Evet. Yani... Evet. Ritmik jimnastik Türkiye'de pek tanınmıyor. Ben halkım tanısın, bilsin diye. Oylamaya geçelim Ali abi. Ben evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Yıldızlı evet diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de evet diyorum. Üç evetle uğurluyoruz o sırada. Çok teşekkür ederim.
rap söyleyeceğim. Hızlı rap. İnsanlar coşacak yani. Hazır mısın sahneye çıkmaya? Evet, süper. Hazırım. Peki, peki. Hadi o zaman. İzleyelim seni. Bir şanslar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyiz? Tankut Tan. Ne yapacaksın Tankut? Rap söyleyeceğim öncelikle. Kısa bir akapella atacağım. Ondan sonra müzikle beraber hep beraber eğleneceğiz. Ya! Temeli benim modelini gözüne yeterim itele bekini çekilip o benim adımı karala parmak adına buladık anama bu kadama denem acı bakalım arada bakalım kolamazda tepe bile masajı para yapamadı lemadı karama gibi takımı kuralım. Kimine göre biter ama modelim öleme derime delime beledim elime beleme dolama benim denedi kalemi kırama sucu geride birini bırakıp araba tarı bakalım bakalım ama arada parama lafına kafalı takımı çabala bakalım yeah. DJ hey hep beraber eller havada okey. Hadi. Yeah. Hey, hey, eli kaldır, eli kaldır, eli kaldır. Company Park, bu da Gold City. Top gibi zek ya da geri çekil. Rap nigga rap, bu da çok şekil. Bak City maskında kat beni. Company Park, bu da Gold City. Top gibi zek ya da geri çekil. Rap nigga rap, bu da çok şekil. Bak City maskında kat beni. Eli kaldır, bu gece benim tatlım. Mecele benim vardır, mecele kaldır. Beni azdır, sesler kastır. Rap dilime bas, bu rap dilime. Kanal arabesk, bu da cop nigga best. Ya o bol gelir ortama. Verin yeah. Vur kafalar güzel yeah. Yavaş çarp parmak. 1-2-3 ya da 3-2-1 gol. Say geri başladı bildin. Sana bakma bu fazla mı geldi. Elleri çak nigga çak ya da say ho. Company Park, bu da Gold City. Top gibi sek ya da geri çekil. Rap nigga rap, bu da çok şekil. Bas City maskında kas beni. Yeah. Company Park, bu da Gold City. Top gibi sek ya da geri çekil. Rap nigga rap, bu da çok şekil. Bas City maskında kas beni. Yeah. Company Park, bu da Gold City. Top gibi sek ya da geri çekil. Rap nigga rap, bu da çok şekil. Bas City maskına kas beni. Company Park, bu da Gold City. Top gibi sek ya da geri çekil. Rap nigga rap, bu da çok şekil. Bas City maskına kas beni. Yeah. Hep beraber. Yeah. Hey. Hey. Eli kaldır. Eli kaldır. Hadi eli kaldır. Eli kaldır. Eli kaldır. Yeah. Ya. Rap demedi bana bakın bana bana bakın aralama kapıları kapıları takıramadı bana tepe bana bakın emeleme tarafına koru beni gaz verin olayla. Buraya benim arabadan çıkıp beni taramalı gibi gelirim adı lig abi canavara banamadım ona benim adımı sayıklatmaları eline bir rapi dolu lak lak. Teşekkürler. Kısa bir açıklama yapabilir miyim ben? Tabii tabii. Nefesim çok kesildi. Back vokalim gelecek, taslı oldu kendisi. Beraber çalışmıştık. O yüzden nefesim biraz yetmedi hızlı bölümlere. O yüzden parçada bazı eksikler oldu. Ben için bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şarkının sözleri kime ait? Bana söz, müzik, prodüksiyon, mix her şey bana ait. İlk her şey. Ben kendi değerlendirmemi söyleyeyim sana. Yani bütün bu saydıklarını bir araya getirip burada sahneye çıkıp yani böyle güzel bir şarkı söylemek bence bir yetenek. Ben çok beğendim. Teşekkürler. Ali abi sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben sözlerine falan hiçbir şey anlamadım. Dolayısıyla doğru mu söylüyor, uyduruyor mu, ne yapıyor hiçbir şey anlayamadım. Orada bir şeyler söylüyor ama hani acaba böyle uyduruk laflar mı yoksa bunlar birer hani gerçek kendi içinde kelimeler, cümleler mi? Onu anlayamadım doğrusunu istersen. Anladım. Yani bir şeyler yapıyor. Blablabla mı yapıyor acaba falan diye de düşündüm ama ya tabii ki yapmıyordur mutlaka ama ben de duyduğumu şey yapıyorum. Onun için
yani çok fazla böyle çok büyük bir yetenek gibi göremiyorum ben. Tankut, şarkının anladığım kadarıyla 5-6 sayfalık sözleri var galiba değil mi? Bilgisayarda yazdığım için sayfa hayır, onu demek istemiyorum. Yani bayağı bir sözleri vardı değil evet, mi? Evet evet var. Bayağı uzun. Sen mesela en başında çok hızlı bir şeyler söylüyorsun ya. Efendim? Daha şarkıya başlamadan bir şeyler söyledin ya. Hı-hı. O bölüm normalde bir metin miydi? Evet metin. Mesela önce onu bize bir yavaş şeklinde bir söyleyip ondan sonra hızlı söyler misin? Ya temeli benim modelini gözünü etere mi tele bekini şekil hep o benim adama karala parmakla ne buladı kaneme bokuna badana baca bakala bana da bakala bu kolamaz dedi bebelemez acaba hep mi deleme takarama gibi takımı kuralım kimine göre bir tarama modelime leme deleme deleme beledim elime beleme dolama beni mi dedi tıkalemi karamaz acaba geride birine bırakıp araba tara bakala bakala bamara da paramı lafını kafala takımı çabala bakalım yeah. Baban demin şarkıya tempo tutuyordu. Baban da mı seviyoruz müziği? Evet. Ne iş yapıyor baban? Öğretmen Vefa. O da benim okulumda öğretmen. Benim öğretmenim. Hocam ne öğretmenisiniz? Bir adım gelin buyurun, bir adım buyurun. Benim branşım resim öğretmeni. Bütün gençleri canı gönülden selamlarım. Geleceğimiz sizlersiniz. Hepimiz canımızsınız, gönlümüzsünüz. Hocam, siz de bayağı bir tempo tutuyordunuz demin. Efendim? Ben... çocuğumu... Hocam, çocuğumu sürekli destekliyorum. Hocam onu şu anda... uğraşması için... Bütün... Hocam şu anda desteklerinizi fazlasıyla görüyorum. Evet. Çocuk dikkat ederseniz velisi gelmiş çocuk gibi geride kaldı. Tankut, sen babandan biraz çekiniyor musun? Bayağı. Biraz çünkü hafif... Aynı zamanda öğrencim benim. Öğrencim benim lisede 12. sınıfta okuyorum. Onun dersine mi giriyorsunuz? Dersine girmiyorum. Geçen yıl resim dersine girdim de... Bu yıl 12. sınıflarda resim dersi olmadığından girmiyorum. İyi öğrenci mi? İyi öğrenci. Okulda bütün kurallara uyar, örnek bir öğrencidir. En azından öğretmen çocuğu olduğu için örnek olması lazım. Hocam oylama için sizi yerinize alalım. Tanem'in yanına alalım sizi. Ben sözü senin yazman, söylemen, müziği bulman, bütün her şeyi hazırlaman sebebiyle yetenekli görüyorum seni. Evet diyorum. Teşekkürler. Ben hayır diyorum. Teşekkür ediyorum. Şöyle kararsızım, sadece hızlı söylediğin yerlerde çok başarılısın. Ama diğer taraflar çok baydı. Hak veriyorum ama dediğim gibi back vokalim hasta olmasaydı nefes kontrolüm daha iyi olurdu. Ama bunlar bizim problemimiz değil. Haklısınız, haklısınız. Bunlar, biz ne gördüysek ona göre. Peki. Aslında... Babaya baksan evet diyeceksin, şuradan bakışa bak. Evet diyorlar. Baba gitti. Bak bak, baba kalp krizi getiriyor. Hoş bulduk. Tahmin edeyim 14 yaşındasın. Evet. Tahmin edeyim Ankara'dan katılıyorsun. Hayır, buradan katılıyorum.
müzikler? İki tane flüt var. Flüt. Evet, ilk burnumla çalacağım bir tanesini. Peşine ikisini aynı anda, biri burnumda, biri ağzımda, ikisini çalacağım. Tamam. Hadi bakalım. Başarılı buldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayır. Bana da değişik geldi yani burunla ağızla aynı anda çalmak. Ya yani bilmiyorum, daha önce gördüğüm bir şey olmadığı için söylüyorum. Çok da kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. Var mı böyle başka çalan senin bildiğin? Yok, ben şimdiye kadar hiç görmedim. Öyle mi? Bana da ilginç bir yetenek gibi geldi yani, onu söyleyebilirim. Oylama geçelim Ali abi. Ben evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben de evet diyorum, hiç evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben buradan tüm Erzurumlulara selam gönderiyorum. Arkadaşlar siz var oldukça çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle İdman gibi bir yerde, böyle bir güzel bir yerde bulunmaktan çok, kendimden çok gurur duyuyorum. Sizlerin arasında olmak çok güzel. Selamlar söylüyorum size. İyi günler.
yarışmaya katılmak kimin fikriydi, senin mi? Yoksa aile, arkadaş desteği? Tabii annem, eşim, anneannem. Evlisin. Evet, evet. Sen kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. Aa, çok güzel. Eşine de sevgiler o zaman. Evet. Bu da mı kendisi? Yok, hayır. Peki. Eskişehir'de beni bekliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Nereden geliyorsun? Eskişehir'den geliyorum. Eskişehir'den geliyorsun. Peki, bize ne yapacaksın bugün? Break dance, ateş ve jimnastik gösterisi. İsim neydi? Burç Bahar. Burç. Evet. Peki Burç, bekliyoruz. Bugüne kadar gördüğüm en kendine özgü dans gösterisi. Hele başta yaptıkların. Yani hiç o ateşe mateşe de gerek yoktu diye düşünüyorum. Ve ben çok farklı buldum yani. Teşekkür ederim. Bence de çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Dövmelerin de çok başarılı. Teşekkür ederim. Oylamaya geçelim isterseniz. Ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum, üç evetle oluyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol.
Acun Bey, eğer izin verirseniz bir şey okumak istiyorum size. İzin verirseniz tabii ki. Tabii. Başlayabilir miyim? Tabii. Buradan canımdan çok sevdiğim anneme, Ali, Emin ve Kadir amcalarıma, tüm yengelerime, Cezmi dayılara ve tüm yeğenlerime selamlar söylüyorum. Sevgili Cezmi dayı, bu bayramda aramadığım için annem sana kırgın haberin olsun. Ayrıca Hatice teyzeme, Ali enişteme, Seyfi dayıma, Aysun yengeme ve bu sene üniversite sınavlarına hazırlanan oğulları Arda'ya, ayrıca Gemlik'teki Eskişehir'deki tüm arkadaşlarıma çok çok selamlar söylüyorum. Özellikle ilkokuldaki sıra arkadaşım Bora'ya seslenmek istiyorum. Seni Facebook'ta çok aradım fakat bulamadım. Eğer beni izliyorsan bana mutlaka ulaş. Peki ben sonunu okuyayım o zaman, kusura bakmayın. Hayır, eğer sonunu okumazsan Ali abi bir daha oynamaya geçelim diyor. Tamam, kusura bakmayın. Şimdi intikam vakti. Unutma Acun, intikam soğuk yeniden bir yemektir. Ve Beyazıt Öztürk sevgi dolu kalbinde intikam da taşır. 2009'un intikamını 2010'a bırakmaz. Sevgilerim ve selamlarımla intikam dolu kalbinde sevgiyi yer açan Beyazıt Öztürk. Tekrar özür dilerim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bende düşmedi. Yani şöyle bir oluyordu. Ben hatırlatayım da. Biz iddiaya girmiştik. Penaltı atıştık Beyazıt'la. Kaybeden kazananın her istediğini yapacaktı. Ben kazandım. Ne istersem yapacaktı canlı yayında. Evet. Ondan sonra ben de ona bir mektup yolladım. Mektupta bütün akrabalarıma selam söylemiştim. Şimdi bu mektup ondan geliyormuş. Onu demek istiyor. Ben bravo, de intikamını aldım. Beyazıt. Selamlar. Son olarak da şoförüm İsmail ve eşi Türkan Hanım'ı ve çocukları Eren ve Sıla'yı kucaklıyorum. Sevgili Beyazıt, senden son ricam tekrar bir iddiaya girmemiz. Diğer akrabalarımı da bu kısa mektuba sığdıramadığım için birçokları üzülebilir. Şimdi senin nezdinde hepsine sevgi saygılarımı yolluyor, onlara bireysel selam yollamak için yeni penaltı atışlarımı bekliyorum. Biricik kardeşin Acun Ilıcalı. Evet. En kısa zamanda yeniden penaltı atışıyoruz. Çünkü sevgili Acuncuğum, sen benim sülaleyi daha görmedin. Bilmiyorsun. Beyaz benim intikamım oğlum. Teşekkür ederim. Beyaz'a çok selam söylüyoruz buradan. Soğuk bir memleketiz ama sıcak insanlarımız çokça. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. İsmim Sultan Murat Seferoğlu. Erzurum'dan yarışmanıza katılıyorum. Murat, ne iş yapıyorsun? Ben pazarcılıkla uğraşıyorum. Pazarcılıkla? Evet. Peki, ne yapacaksın? Türkü söyleyeceğim, müsaade ederseniz. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Elleri göreyim dadaşlar, hadi bakalım! Cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy.
Varıp ya dillere mehil verirsen oy. Kış olamağlara yolların dostum gelsene canım. Dola kollarını boynuma dostum gelsene canım. Hadi dostlar, hop! Vermem mülayime şaşkına oy. Verirsem de bir arife mürşide oy. Ali ile Muhammed'in aşkına oy. Kış olamağlara yollar. Siz arada bir yerlerde söylüyor musunuz? Vallahi pazarda arkadaşlarımızın düğünleri olan. Söylüyorum ama doğru. Ay sahne tecrübesi var gibi hissettim biraz. Sanatçıların hepsini çok iyi izliyorum, çok iyi dinliyorum. İlk defa çıkmıyorsunuz ama herhalde daha önce çıkıp bir yerlerde... İlkokul ikinci sınıftan beri sahne hayatı var. Müsamere falan. Yani amatör olarak. Güzel yani seyirciye karşı iyi hani. Çok teşekkür ederim. Güzel. Sizin teveccühünüz efendim. Vallahi ben... Eyvallah. Sultan Murat diye yazdım. Doğru mu? Doğrudur Ali Hocam. Doğrudur efendim. Yani ben çok hoşuma gitti. Bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Bu pazarcılıktan gelmiyor değil mi? Bir de pazardan şöyle bir şey yap bakayım. Ne satarken bağırdığım mı efendim? He, bozar mı? Karizmayı mı bozar? Yok ya. Yo, benim ekmeğim niye bozsun efendim? Yap bakayım. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz dersinle gurur duyuyoruz. Ne demek? Atlet, çamaşır, seçal, 1,5! Aklına kalan bunu söyleseydim diyeceğim bir şarkı var mı? Söylerim, yine bir şarkı söylerim. Kara kız, kara kız diyorum. Karadız kurbanın olayım, lemde hayranın olayım. Yılda kurban bir olur, her gün kurbanın olayım. Karadız kurbanın olayım, lemde hayranın olayım. Yılda kurban bir olur, her gün kurbanın olayım.
Bana niye bakıyorsunuz? Direkt bana. Murat. Efendim. Sen biraz daha adım atarsan beraber oturacağız biliyorsun. Ne yapacağım? Fazla yaklaştın, biraz geride dur. Yaklaşmamak elde değil, çekiyor abi, zorunlu değil. Ali abi. Ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Ben hayır diyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Ekmeğini taştan çıkarıyorsun. Allah'ın izniyle. Ülkemizdeki çok önemli bir kesimi temsil ediyorsun. O yüzden seni ileriye taşımam gerekiyor bence. Evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Canlıyım. Ya, bilmem. Sesim çok kesildi. İnan yemin ederim ya. Ya böyle bir şey olamaz yani. Süper ki sesim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bütün salon ayağa kalktı. Aynen. Alkışlar, çığlıklar, ıslıklar. İki evet aldı. Aynen. Geldin ilk lafın. Ne oldu? Ne oldu? Sesim çok kısıldı. Niye oldu? Çok mutluyum demen gerekiyor. Ya, mutluyum aslında. Mutluyum. Aslında. Evet. Aslında. Mutluyum ya. Yani. Harikaydın. Çok eğlendik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Görüşmek üzere. Tekrar görüşeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Karizma var. Ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Nerede? İzmir Eşref Paşa Lisesi. Dans mı edeceksin? Efendim, dans edeceğim. Evet. Ne dansı? Elektro boogie popping. Peki, bekliyoruz. Thank you.
İsim neydi? Cüneyt. Cüneyt. Su alabilir miyim? Konuşamıyorum. Tabii tabii, al artık. Orada zaten çeşme var. Yani Cüneyt, şöyle söyleyeyim. Bence kesin yeteneğin var dansa. Yani kesin yeteneğin. İlk öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Dansa başlayalı 7-8 ay oldu. Ve hiçbir eğitim almadım. Bunu da belirtmek istiyorum. Ali abi, oylamaya geçelim istersen. Yani yani yetenekli olduğu için evet diyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. İşini gerçekten çok zor görüyorum. Ama dediğin gibi yeni başlamışsın. Çok çalışacaksın, onu evet, düşünüyorum. Ben de evet diyorum. Üç evet diyorum. Teşekkür ederim. Sahneye çıkıyorsun şimdi. Evet, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın da böyle bir canlı kanlı çıkmanı istiyorum. Evet. Tamam mı? İnşallah. Hadi, bu ses tonu bu halde değil, hadi. Evet. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. İsmin ne bakayım senin? Mehmet Bahattin Özkaya. Tamam. Kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Sizler büyüksünüz. Evet. Niye sen önde duruyorsun? Dans edeceksiniz galiba. Yok, ben rap söyleyeceğim. Abilerim de dans edecek. Ha, siz kardeş misiniz? Yok, hayır. Abilerim deyince... Sen nerelisin? Şanlıurfa. Onlar abinler, arkadaşların mı? Yok, hayır, abi. Biz abisinin arkadaşıydı. Abisinin arkadaşı. Öğrencisin. Evet. Kaça gidiyorsun? 4. 4'e gidiyorsun. Evet. Sen şimdi bize rap söyleyeceksin. Ben söyleyeceğim, onlar dans edecek. Tamam. Hazır mısın? Evet. Hadi bekliyoruz. Yo! Urfalı rapçi, ben MC'me bak! Haydi eller havaya! Bu yaşta rapçi, büyük hevesli. Dinledim abimi, oldum MC. Bana ait bu rapin her sözü. Çekilin geliyor Urfalı rapçi. Bu yaşta rapçi, büyük hevesli. Dinledim abimi, oldum MC. Bana ait bu rapin her sözü. Çekilin geliyor Urfalı rapçi. Krallık değil de amaç ne kadar. Herkes oynuyor oyunda santraş. Bazılar şah, bazılar damat. Sanal da dolmuş rapçi psikopat. Hepsini yıkarım, silerim, geçerim. Engel tanımam, yakarım, çizerim. Yaşım henüz daha sınırı aşmamış. Aklım uçmuş, rap diye basmış. Tersler derler bana alemde. Neden diye merak edersen işte. Hep ayrı terler oynarım. Herkes duysun, Urfalı babayım. Bazı rap sever, o bozuk rapçidenmiş. Başında ise kafayı dayatırım. Eğer size söz bir lazım olursa, korkmayın, yasak abim halleder. Şimdi kulak ver benim bu sesime, dinle inle, söyle benimle. Kuralsın abi Urfa seninle. Ben buyum işte, fark var desene. Belki de bu daha benim ilk rapim. Sözler karışık, yine de besledim. İlham ekledim, niyet yükledim. Dinle, ben ya Urfalı rapçim. Rap dediğin iki kıta söz değil. Ya da bozuk bitle, şunu da ekle bir. Elimde kalemim, yazarım erdi. Sevmeyi başarma, önce sen sevin. Şimdi soran çok, neden hepsi? Yaşı daha olmuş, hem de bir rapçi. Unutma ki ben ne karam adamı, Urfalı rapçi. Artık sana latamda mı vurdum? Kondum sandım, yolumu da buldum. Dinleyin beni, işte ben bu. Adres ararsan Urfa çocuğuyum. Urfalı rapçi.
Bu yaşta rapçi büyük gevesti. Dinledim abim oldum emsi. Bana ait bu rapin her tadı. Çekilin geliyor Urfalı rapçi. Her en alam ki olmuş bir rapçi. Yazık be abisi. Bilmiyorsan bırak bu işi. Ben bile bu yaşta bu işi yapıyorsam. Mehmet, şimdi bir şey soracağım sana. Bu şarkının sözlerini kim yazdı? Şarkının nakaratını ben yazdım. Raplerini abim yazdı. Sen şimdi bana şarkı şeklinde değil, hızlı bir şekilde sözlerini söylesene hızlı hızlı. Hepsini yıkarım, silerim, geçerim. Engel tanımam, yakarım, çizerim. Yaşamını daha sınırı açmamış. Aklım ucumuş, rap diye basmış. Bu yarışmadaki rap çizgisinin ben altında görüyorum açıkçası. Mehmet'i sevdim ama yani genel rap çizgisinin altında yani. Bence. Bir de zaten arkadaki dansçılar da bana göre başka bir müzik çalıyormuş gibi. Hani başka bir yerdelermiş gibi. Hani sanki hakikaten öyle yani. Onlar kendi aralarında gidelim bir yere dans edelim gibi dans ettiler yani. Çocukla hiç alakamız olmadı abi. Bir ara siz sola gittiniz, çocuk sağdaydı yani. Bizim kamera sizi beraber çekememiştir ha. Ben de ona güldüm demin. Onlar bir şeyler yapıyor. Son anda fark ettim orada birileri dans ediyor. Sen tek başına gelseydin şansın daha çoktu. Evet Ali abi, ne diyorsun sen? Ben hayır diyorum. Hülya. Ben de hayır diyorum üzülerek. Şanlıurfa'ya selamlar. Ben de hayır diyorum. Kendinize iyi bakın. Burada da tüm Şanlıurfalılara selam yolluyorum. Sağ ol. She's crazy like a fool. With me. Thank you.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle görsel olarak güzel bir hazırlık var, o kesin. Fakat benim burada seyrettiğim, yani bizim yarışmamızda seyrettiğim breakdance grupları arasında sizi çok ön sıralarda görmüyorum ben. Wow diyeceğimiz bir şey çok olmadı açıkçası, yani samimi olarak söylüyorum. Yoksa biliyorsunuz ben sizi tanımıyorum, hani bir hani garezimde yok. Kendi değerlendirmem bu. Ali abi ne diyorsun? Ben hayır diyorum. Hülya. Hayır. Çocuklar, seneye yine yarışma olacak. Yani bu grup çok hazırlanırsa, iyi bir şeyler yaparsa belki seneye şansınız olur diye düşünüyorum. Ben de hayır diyorum. Kendinize iyi bakın. Sahneye çıkmanıza çok az kaldı. Evet, heyecanlıyım. Heyecanlısınız ama bu heyecanlıyımı çok duyuyorum. Oraya girdik, gittikleri anda bambaşka bir şey oluyor. İnşallah. Size de olacak eminim. İyi şanslar tamam. Diliyorum. Teşekkür ederim. Burada bekliyorum sizi. Tamam, çıkayım mı? Tabii çıkın. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyiz? Ali Gökkaya. Nereden katılıyorsunuz? İzmir'den katılıyorum. İzmir'den. Ses çok değişik. Fena değil. Ha. Şarkı dinleyeceğiz. Evet. Nihavend makamında mı? Ne makamı? Ne söyleyeceksiniz? Kadının. Bekliyoruz. Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen da köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen adının adının hatırla o günü karşıki sokakta. Seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar ev nasıl karanlık. Oğul kaydınlık yuvamız solmuş. Geceler bitmiyor ağlıyorum artık. Sen adım eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine. Sen Ali Bey, biz bu yarışmada Michael Jackson taklitlerine biraz yetenek mi değil mi diye bakabiliyoruz. Bu paralellikte bir Tanju Okan
taklidi olarak da baktığımızda ben olumlu bakıyorum. Şimdi Ali öyle bir şey söyledi ki Michael Jackson taklitlerine okey diyoruz. Okey demiyoruz yani yetenek gibi değerlendiriyoruz. Yetenek olarak değerlendiriyoruz. Tanju Okan taklidini de yetenek olarak alabilirim dediği için şöyle bir durdum. Aslında bana göre birine benzeyen bir ses yetenek değil. Size kendinize özgü bir ses varsa yetenektir o benim için. O yüzden kararsız kaldım Acun'cum. Genel olarak değerlendirmek zorundayım burada. Hani şarkı artı söyleyiş artı ne bileyim genel bir hava olarak bakarsam ben açıkçası çok pozitif değilim sizin hakkınızda. Michael Jackson konusuna gelince orada hani arkadaşlarımız öyle danslar yaptılar ki ben YouTube'da gördüm geçen gün. İngilizler yorumlar yapmışlar bizim çocuğa. Ben böyle bir şey görmedim diye. Yani benim için o çocuk çok değerli hakikaten. Ben oylamaya kendimle başlayacağım. Ve hayır diyorum. Ali abi. Ben evet diyorum. Ben de hayır diyorum. Seksizler, yeteneksizsiniz Türkiye'den. Bu haftalık bu kadar. Unutmayın, önümüzdeki hafta yine Erzurum'dayız. Ve Erzurum'da Türkiye'nin yeteneklerini ekranlarınıza getireceğiz. Şimdilik Erzurum'dan hoşça kalın.